Ve artık hazırız. Burak'ı da uyandırdım. Hemen hazırlandı. Şimdi çıkıyoruz. Bugün saçlarımı yandan ayırdım. Özledim çünkü. Ne zamandır hep ortadandı. Sizden de hatta birkaç kişi özlemiş. Ne giydiğimi de hemen göstereyim. Yine bu en son milli alışverişimde aldığım çıt çıtlıyı giydim. Bunlar çok moda biliyorsunuz. Kenarları açık. Merhaba. Merhaba. Aşkım. Altıma da bunu Adax'tan almıştım. Benzerleri var. Çok 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 güzel bir pantolon gerçekten. Beyaz pantolon olup da duruşu böyle güzel. Bir dakika. Biraz ekranı kararttım belli olsun diye. Şurasında çizgisi olan pantolonları ben zaten çok seviyorum. Yüksek bel oluşu da ayrıca güzel oldu. Günaydın. Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs. Hepimizin gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Biz de bugün Burak'la birlikte hazır Burak evdeyken İzmir'e gidelim dedik. Hem Ikea'ya bakacağız, daha doğrusu söylemiştim zaten Burak plan yapmış. Hem seni Ikea'ya götüreyim dedi, hem de orada belki sahile falan gideriz. Değişiklik olsun. Böyle baş başa gidiyoruz şimdi. Yollarda kahvaltımızı yapacağız. Hazırlık aşamalarımı zaten gördünüz. Her şeyimizi yanımıza aldık. Yolda bir kenarda durup piknik sandalyelerimizi kurarak orada kahvaltımızı yapacağız. Umarım severek izlersiniz. Çünkü artık çok fazla ev vlogu geldiği için biraz böyle değişiklik olsun diye direkt kamerayı yanıma aldım. Hepinize iyi seyirler. Bakın masamız buydu, hatırladınız mı? Ceren tur var Balıkesir'den. Çıkarken değil mi? Akhisar'da mıydı? Akhisar'a gelmeden burada durduk. Hatta şurada fotoğraflarım vardı. Şimdi hemen şu masayı hazırlayacağım. Şöyle koyayım kamerayı. Masamızı hazırladık. Minik sevimli bir kahvaltı masası. Güzel bir masam. Araba manzaramızda. Aslında arka taraf daha güzel. Yeşillikler falan var ama o tarafa doğru çekince biraz karanlık çıkıyor. Biraz oradan aldım, biraz da böyle alayım. Oo, şurada bir güzellik var. O da bizimle kahvaltı yaptı. Biraz peynir verdik.
Bakalım işimiz bitince böyle iç içe koyup hepsini kaldırıyorum. Şuna biraz simit kaldı, onu ekledim. Meyve şu an yemeyeceğiz. Ve bugün keyif çayım böyle yeşilliklere karşı olacak. Gerçekten şu an tam da huzurdayım yani. Çay o kadar sıcak ki şu termosa koymuştum. Bu Ikea'nın termosu inanılmaz sıcak tutuyor. 8 saate kadar falan rahat tutuyordu. Hala çok sıcak, ağzı açık tutuyorum ama yine de sıcak. Kafanı tıkırdım değil mi? Şimdi devam ederiz biz artık. Ve İzmir yolu artık Ikea'nın oraya gitmek üzereyim. Geldik! Ikea'nın mutfaklarına düştük yine. Hep buralardan fikir alıyoruz genelde. Bir gün ev yaptırırsak inşallah. Tam öyle olmasını istediğimiz şu peçeteyi buldum bir de. Çok tatlı renkleri. Ondan var. Ondan almıştım. O kadar kalabalık ki şu çırpıcıdan bir de şu süngerden aldım. Bir de aşkım elimle gözünü göster. Öyle bir kalabalıktayız ki aldığımız 2-3 parça ürün ama mecbur kuyruk bekliyoruz. Çok fena buralar şu an. Çırpı. Şimdi biraz gölgede kahvelerimizi içiyoruz. Ah, olmuş mu kapıları? Ikea'dan aldık. Çünkü Starbucks'ta büyük ihtimalle çok kuyruk vardır diye düşündük. Tam şey olduğu için, gelal olduğu için eminim herkes orada kuyruktadır. Çünkü her yer inanılmaz kalabalık ya. İnsanlar o kadar bunalmış ki arabamızın yerini kaybediyorduk az kaldı. Geldik. Biraz sıra bekledik girişte. Allah. Biraz girişte sıra bekledik. Sırım. Gamze. Ha. Hayatın en ucuz Ikea alışverişini yaptım. Evet. Bak hani kendi değil ben getirmek istedim ya. Evet ya dedin ki. Azıcık şey aldı çıktı ya. Hep de bu 100 liralık şey aldı çıktı. Gerçekten dedim beni doyurmuşsun yani ciddiyim. Hani normalde gelip en az 500 lira en az. İlk defa 90 lira mı tuttu aşkım? 97 lira. 100 lira işte para tuttu. Hatta bırak birkaç şey almış market kısmından. O, hemen hemen aynı tuttu. Evet. Ben bir reçel aldım, bir acı sos aldım. Onlar su aldım. Bir de kurabiye aldım. 80 küsur tutmuş tabi. Gratis'te de indirim varmış ama şu insan kalabalığında. Gratis'te değil, kahraman kozmetik bundan sonra. Ha evet. Detayları yakında öğrenirsiniz. Evet. Kahraman kozmetikten. Hadi bakalım. Ay şu takımın tatlışlığı. Şu an Plan 1'dayım. Çok güzel şeyler var gerçekten. Tam benim tarzım. Hep pötik kareliler. Terliklere bayıldım. Çok güzeller. Sarı rengi de var hatta. Çok müzik var. O yüzden müziksiz zamanlarda çekiyorum. Denemek istiyorum şu rengine. Bakacağım hemen. Şu sandaletleri aşırı beğeniyorum. Ama fiyatı 359 lira. Biraz indirim beklemem lazım. Şimdi Bambi'ye geldik. Şu ayakkabıdan deneyeceğim. Çok hoşuma gitti çünkü aldığım şapkayla uyumlu olur diye düşündüm. Buna bakacağım. Aa şu da güzelmiş. Bunu görmemiştim. Şundan da deneyebilirim varsa. Şu da çok hoşuma gitti. Hatta bunun siyahı olabilir. Şu güzel bir şey. 180 lira 120'ye geliyormuş. İndirim var şu anda. Gerçekten bayağı beğendim. Bu model şu model de güzel. Bunları deneyeceğim şimdi. Duş çok güzelmiş. Buna bayıldım. O kadar rahat ki. Hiç çıkarasım yok. Ay geldik arabamıza. Uf o kadar sıcak ki şeyleri açtık. Klimayı. Biraz soğusun arabada yiyeceğiz. Midye aldık. Bir de çiğ köfte. Normalde böyle farklı yerlerde işte satılan midyeleri yemem ama İzmir olduğu için açıkçası güvendik. Deniz kenarındandır geliyordur diye. Günlük diye taze dediler bir de. Güvenip yiyeceğiz bakalım. Çiğ köfte aldık çünkü dayanamayacağız idare etmek için. Bütün yeme yerlerinin hepsi inanılmaz kuyruk. Yani bir sürü mağazaya girmedik bile. O Zara'nın önündeki kuyruk hiç bitmedi. Ondan sonra şeydeki kuyruk, Skechers'a girecektik. Orada da hiç bitmedi kuyruk. Hiçbirine girmedik o yüzden.
bir Mikail değil. Çok koymuş aslında. Ve yola çıktık. Artık dönüyoruz. Bir yemek yemek için duracağız sadece. Büyük ihtimalle Akhisar'da dururuz, Gürlüoğlu'nda. Balayına giderken de orada kahvaltı yapmıştık. Oradan hatırlarsınız o mekanı belki. Şimdi çıkıyoruz. Bye bye Ikea. Yine boş çıkmadım zaten. Değil, deniz kenarına gitmiş gibi oldum. Özledim. Böyle mideyi bir 5 tane falan yiyebiliyorum ben. Sonrasında genelde midem bulanıyor. Güzeldi. En azından midye isteğimiz gitti. Bir, geçen sene ben o kadar çok değil mi? Balayı zamanı o kadar çok canım istiyordu ki midye. Olsun. Kısar duracağız ya. Her şeyde durduğumuzda bir yerde mutlaka isterdim Burak'tan. Şimdi şu kapakların ağzını hep sileriz bunların. Çünkü bunların üzerinde tuvaletten bile daha çok pislik oluyormuş. Ve enerji içeceği içelim bakalım. Haydi. Yürüşürüz. Arkadaşlar, kocam yaptı. Biz evimize geldik sonunda. Saat şu anda 8:30. Çok şükür sağ salim geldik. Neredeyse 1,5 saatte falan gelmişiz biliyor musunuz? Biraz trafik vardı aslında ama yine de gerçekten iyi gelmişiz. Şurada aldıklarımız var. Burak hemen süt almaya indi. Sütçünün sesini duyduk. Bayağıdır yoğurt mayalayamıyorum. Hazır dedim şeyken hemen koş aşkım sen yetiş. Mayası varsa maya almam lazım tabii ki. Çünkü hazır yoğurt var şu an evde. Yoksa da artık yarın ablamdan alırım. Bir gece bekletirim dolapta. Ah, böyle biraz fazlalık bu sefer sütlaç da yapacağım. Getirirse şimdi birazdan kaynatırız. Aldıklarımızı da göstereyim size. Hemen üstümü değiştirip her şeyi öyle yapmak istiyorum rahatça. Hadi bakalım Burak gelsin. Ne getirecek? Var mı bir şey? Maalesef yokmuş. Ama önceden söylersen de ücretsiz getiriyorum dedi. İyi. Yok mu komşularda falan dedi adam. Sorayım mı onu? Nermin'e sor. Nermin'de varsa alayım. Hem kardosu vardı, onu veririm. Ya da yani. Şimdi aslında üstümü değiştirip ondan sonra buraları halledecektim ve size en son aldıklarımı gösterecektim ama şimdi sütü de koyayım. O kaynamaya başlarken o zaman gidip elimi yüzümü bir yıkayıp şey yapayım dedim. Üstümü değiştireyim. Şöyle her ne kadar onların süzeyi olsa da yine de ben böyle süzüyorum bir tülbentle. Sadece zaten bunun için kullanıyorum. Mayayı da ev sahibimizden aldım. Mayalıyor sürekli. Allah'tan şarjım bugün dayandı bak aşkım. Bir güne yetiyor evet. Demek ki. Aa, alacak mı kız bu? Aldı. Tam aldı biliyor musunuz? De bunun dibini ben çok az suyla çalkalayıp döküyorum. Yaşasın israfsızcılık. Ne için? Hepsi kaynayacak ya. Böyle çalkalıyoruz. Şimdi normalde ben 3 kilodan yapıyorum. Yoğurtlar bozulana kadar bize çok güzel yetiyor. Hatta bazen fazla bile gelebiliyor. Şimdi bunun birazını sütlaç yapacağım. O yüzden 4 kilo aldırdım bu sefer Burak'a. 4 litre sıvı yağ. Şimdi bunu güzelce koyalım, kaynasın bakalım. İçerisine de süt taşı atıyorum. Babaannem yıllardır porselen bir tabak atar. Bunu annem almıştı bana, süt taşı. Bu da kaynadığında ses veriyor. Üstüne bir de tahta kaşık koyacağım ki tam garanti olsun diye. Şöyle koyalım. Bu kaynayana kadar ben bir üstümü değiştirip geliyorum hemen. 39 bin. Geldim. Ev moduna büründüm. Burak kahve yapmıştı. Soğumadan. Hala güzel. Bunu hızlıca bir içeyim de üstüm de kaynayabilsin. Of. En sevmediğim bir şey böyle eşyaları çıkartıp ondan sonra onları yerleştirmek. Neden bu kadar alçak duruyorum?
Kahve çok iyi geldi. Gerçekten Türk kahvesi içemeyince yorgunluğumuz asla geçmiyor. Bu arada Burak arkadaşıyla görüntülü konuşuyor, askerlik arkadaşıyla. Onun sesi de geliyor olabilir. Sütüm kaynadı. Şimdi bir 10 dakika daha kaynattım. Kaynadıktan sonra altını kapattım. Yoğurdum, mayam da burada. Soğuduktan sonra birlikte mayalayacağız. O arada gelin sizlerle yaptığım alışverişime bakalım. Ben de şu piknik malzemelerini yıkadım, götürdüm her şeyi. Orada onları temizledim. Şunlar, kahveleri falan içemedik, bunlar kaldırılacak. İlk olarak IKEA alışverişinden başlamak istiyorum. IKEA'ya gidince biliyorsunuz artık olmazsa olmaz bir tane peçete mutlaka alınır. Burak bunu beğendiği için bu sefer balıklı aldık. Şöyle IKEA'nın süngerlerinden aldım. Yeşil süngerlerden gerçekten hoşlanmıyorum. Hem görüntü olarak yani şu şıklığa yakışmıyor. Gerçi bunu aldım ama bakın. Annem şunu verdi. Annem bunu kullanıyor ve bunlar böyle lif iplerinden yapılmış, örülmüş. Çok güzel. Gerçekten o kadar güzel köpürüyor ki ve böyle derinlemesine temizlediğinizi hissediyorsunuz sanki. O yüzden şimdi ilk bunu kullanacağım ama çürürse falan diye. Bunlar hem mutfağıma da uyuyor diye bu süngerlerden aldım. Daha önce de kullanmıştım. Beğeniyorum bunları. Ve şu bardakları dörtleyeceğimi, hatta altılayacağımı söylemiştim hatırlarsınız. Bunlar da IKEA'nın ne bardağı olarak geçiyor bilmiyorum ama Fresera yine serisinden Fresera, aynen şöyle kodu falan burada bakabilirsiniz. Bunu dörtledim çünkü bunun küçüklerinden 4 tane var. Şimdilik dörtlü yapalım dedik. Her gittiğimizde böyle azar azar alırsak taşıması kolay oluyor. Şu taşlardan aldım, gerçekten bayağı hoşuma gitti. Bir şekilde değerlendiririm diye düşündüm. Bir de son olarak şu çırpıcıyı. Çünkü bu çırpıcıyı çok seviyorum ben. Özellikle böyle tatlılar falan yaparken biliyorsunuz bende bunun çeliği var. Bir de böyle plastiğini almak istedim. Aldığım diğer ürünlerden Stradivarius'tan bir tane cüzdan aldım. Cüzdan ihtiyacım vardı ve bu renge bayıldık Burak'la. Bir de böyle pembemsi bir renk vardı ama farklı olsun diye böyle bir yeşil tercih ettik. Hem böyle içini açarak göstereyim. Şöyle fermuarlı bir gözü var, bir de böyle bir kısmı var. Gayet yeterli. Hem çantamı sığdırma açısından buraya bozuk paraları koyarım. Buraya da kağıt paraları, kartlar, işte fotoğraflar vesaire. Bayağı yeterli. Çok çok büyük cüzdanları sevmiyorum. Çünkü küçük çantalarda çok kullandığım için sığmıyor. Bunu aldım. Onun dışında bir tane de ayakkabı aldım. Orada zaten göstermiştim aslında, gördünüz. Ayağımda duruşunu zaten videonun içerisinde göreceksiniz. Çok hoşuma gitti. Özellikle bu hasır şapkamla birlikte kombinleyebilirim diye düşünerekten direkt aldım. Çok rahattı ayakta duruşu da gerçekten. Ve Bambi'de bayağı bir indirim vardı. Büyük ihtimalle hala vardır. Zaten ürünlerimin hepsini bulabilirsiniz. Oraya bırakacağım. Bambi için de özel belki oluşturabilirim sizlere. Çünkü %30 indirim varmış bu ayakkabı. Bana 90 lira gibi bir şeye geldi. Ve son olarak çok da bir şey almamışız, görüyorsunuz. Şurada da Burak'ın evimiz için aldığı IKEA marketten aldıkları var. Onları da göstereceğim size. Bunlar da IKEA'nın marketinden aldıklarımız. Bunları ilk evlendiğimiz zaman evimizde almıştık. IKEA alışverişimizde hepsini çok beğendiğimiz için şimdi tekrarlıyoruz. Bu yaban mersini ve ahududu reçeli. Bunu bulursanız direkt alın. Gerçekten çok lezzetli. Ev yapımı gibi. Asla böyle hazır bir reçel tadı yok. Çok 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 beğenmiştik. O yüzden bir yeniden almak istedik hazır gitmişken. Şunu almış Burak, patateslere falan dökeriz dedi. Çok çok acı olmayan bir acı sosmuş. Yeşil biber sosu diye geçiyor. Ve bu kurabiyeleri de çok beğenmiştim. Böyle içerisinde kendiliğinden paketleri var. Kapalı değil ama böyle tutup hani yemesi kolay olsun diye. Ve kutusunu da çok sevmiştim gerçekten. Çok lezzetli. Bunlar da yaban mersinli ve Hindistan cevizli kurabiyeler olarak geçiyor. Bunu da çok beğeniyorum. Hani şu ikisini direkt alabilirsiniz. Her gittiğimizde IKEA'nın mutfağından mutlaka bunlara bakıyoruz. Bu şekilde aldıklarımız bu kadar. Evet, zaten orada da bahsetmiştim. Gerçekten mağazaların önü falan o kadar kalabalıktı ki insanlar cidden bunalmış. Zaten bunu bizim burada pazartesi günkü AVM'nin kalabalıklığından hatırlayabilirsiniz. Burada bile pazartesi günü bu yoğunluk olduysa evet gerçekten insanlar bunalmış ve kendini atmış demektir dışarılara. O kadar güneş kremi sürdüm ama sanırım biraz gene de yanmışım. Artık her biliyorsunuz artık evden çıkmadan güneşe maruz kalacağımız her an güneş kremini sürmemiz gerekiyor. Denize gitseniz de gitmeseniz de bunu bir rutin haline getirmesiniz ve kullandığım güneş kreminden o kadar memnun kaldım ki La Roche-Posay'in çok güzel bir yapısı var. Yani resmen baz sürmüyorum. Normal nemlendiricimin üstüne krem olarak sürüyorum. Çok çok güzelmiş. Yumuşacık bir yapısı var. Normal güneş kremleri gibi asla değil. O yüzden çok beğendim. Sivilce de yapmadı. Bayağıdır sürüyorum aslında. Böyle yani bayağı bir mağazayı gezemedik diyebilirim.
Ama çok güzel oldu bizim için, değişiklik. Yani zaten benim en çok rahatlatan şey birincisi yolculuk. İkincisi de o yaptığımız bugünkü piknik tarzı kahvaltıydı. Hani burada oturmak istiyorum, hiçbir yere gitmek istemiyorum dedim hatta Burak'a. Mağazalar falan işin birazcık böyle işte fasafiso kısmıydı. Neyse şimdi bakalım, biraz konuştum yine ya. Çok konuştum yine değil mi? Şimdi birazcık bekleyelim de sütümüz soğusun. Yani birazcık dedim tabii 1-2 saat kadar olacak. Ondan sonra ben bunları yerleştireyim orada çünkü şarjım biraz az. Yetişmeyebilir yoğurt kısmını da. Ondan sonra yoğurtları mayalarken görüşürüz. Bayağıdır birlikte yoğurt mayalamıyorduk. Onları da yapalım. Ben bayağı anam babam usulü yapıyorum. Göreceksiniz zaten. Evet, soğusunlar, görüşürüz. Hadi bakalım mayalayalım yoğurtlarımızı. Şimdi sütüm tam istediğim kıvama geldi. Parmağımı sokuyorum. 7 saniye ısırıp ısırmadığına bakıyorum. 7 saniyeden sonra elim artık yatmaya başlıyorsa tamam diyorum. Yani mesela bu artık 6 saniyede olunca şimdi koyup, işte şu an mesela bekliyor biraz. Koyup ondan sonra o sırada yoğurdu hazırlayıp koyup çırpıp onun soğukluğunu da hesap ederek birazcık daha sıcak da koyabilirsiniz. Mayanızı tabii önceden çıkarırsanız en güzel aslında, taş gibi olacak şey o. Çünkü ılıtmamız gerekiyor yoğurdumuzu. Zaten şu anda hazırladığım için ılık. Bunların her birisi için yoğurdumdan birer kaşık olacak şekilde koyacağım. Taş gibi tutması için. Ve sütümden de biraz ilave edip şöyle karıştırıp sonra eşit oranda dökeceğim. Kalanını ben sütlaç yapacağım için sadece bize yetecek kadarını ayarladım. Bunlar bize 2 hafta kadar çok rahat yetecektir. Şimdi ben hızlıca bir sütlerimi doldurup geliyorum. İsterseniz büyük normal tencerede de mayalayabilirsiniz. Ya da herhangi bakraç bir kapta ya da nasıl bir kap istiyorsanız. Mesela bunlarda borcamlarda da çok güzel oluyor. Ama ben böyle minik minik bunları direkt açıp bitirmeyi seviyorum. Hani sulanmasını istemediğim için küçük küçük yapıyorum. Bir yere götürürken falan da çok kolay oluyor aynı zamanda. Bir şu sütlerimi doldurayım. Şimdi sütlerimi doldurdum. Ve sıra geldi mayalama aşamasına. Bu arada mayaladıktan sonra yoğurtlarımızı hareket ettirmememiz söylenir. O yüzden ben fırının içerisine koyacağım bu sefer. Daha böyle karanlık ortamda kalıp sıcak olması için, ama çalıştırmıyorum fırınımı. 5 dakika birazcık ısıtıp, 5 dakika ısıtıp sonra kapatıp hafif o ılıklığıyla mayalayanlar da var. Ben daha önce denedim ama o şekilde beceremedim. Gerçekten hani böyle de çok güzel oluyor. Zaten size sabah da son halini gösterir. Ondan sonra bu videoyu bitiririm. Bütün mayayı kullanacağım. Şimdi birazcık daha sütümden ekliyorum ki hem birbirlerine yakın ısı da olsunlar diye. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi hepsini eşit kaşıkta dağıtacağım öncelikle. Bu biraz daha büyük olduğu için buna diğerlerinin 2 katı kadar ekleyeceğim. Şimdi önce hepsine birer kaşık ekliyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi karıştırmadan önce bunları fırınıma alacağım. Ve bunları şöyle güzelce karıştırıp bir çırpıcı ya da bir kaşık yardımıyla. Şimdi bu kavanozlarımın ağzına, bu zaten daha önce de paylaşmıştım sizlerle, kağıt havlu koyuyorum. Bu suyunu güzelce çekmesini sağlıyor. Ve şöyle kapağımla bastırmadan hafifçe kapatıyorum. Şimdi bunların üzerine önce temiz bir bezle örteceğim. Ve artık videomu burada bitiriyorum. Beklettiğimi söylemedim sanırım. Bu şekilde şu an saat 12.30 civarında sütün soğumasını bekledim. Çünkü hala daha sıcaktı yani.
Bu şekilde bu saatlerde mayalarsam 12-12.30 gibi sabaha kadar tutuyorum. İşte 6-7 saat bile tuttuğum oluyor. Eğer mayanız tatlıysa yoğurdunuz da tatlı oluyor ve çok da güzel tutuyor. Sabah zaten görürsünüz saat kaç olduğunu da yazarım. Şu an saat 12.30. Yani sabah Burak için uyandığımda bunu onları da çıkarıp dolaba koyacağım. Bir gün boyunca hiç açmazsanız gerçekten çok güzel yoğurtlar elde edersiniz. Bugün birlikte gezdiğimiz farklı bir gün oldu. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek isteyenler için Instagram hesabımı da böyle bırakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.